İzmir'in trafik eziyeti çektiğini söyledi. Kronikleşmiş mesele dedi. Önceliğimize bu anlamda ulaşımı koyduk. Toplu ulaşımla beraber ulaşımı koyduk. Hem toplu ulaşımda yapacağımız düzenlemeler, hem yeni çevre yolu, 16 adet battı çıktı köprülü kavşak, yollar yani neredeyse her gittiğim yani şehir şeyde mahallede ve ilçede yani özellikle bazı ilçelerde artık bu çok ileri düzeye gelmiş vaziyette. Çok bozuk yollar. 1 Nisan'dan itibaren biz en kötülerden başlayacağız. Adım adım iyileştireceğiz asfaltı. AKP İzmir adayı Hamza da 950 binle 1 milyon 30 bin arasında oy potansiyeli olduğunu savundu. İktidarın bu şehirde yapmış olduğumuz hemen her işte ya belediyelerimiz vasıtasıyla yaptıklarımızda ya iktidar olarak yaptıklarımızda bizim bir dokunuşumuz, bir izimiz, bir eserimiz oldu. Dolayısıyla hem yani bu tecrübe hem de İzmir'i biliyor olmanın imkanını ben önümüzdeki 5 sene İzmir'e hasretmek istiyorum. NTV'ye açıklamalarda bulundu Hamza da. Bir kere yine İzmirli hemşehrilerimize söz verdik. 90 dakika uygulaması yeniden getireceğimizi. UKM'de teknik olarak hazırlıklar şu anda yapılıyor. Ben de inşallah önümüzdeki ay UKM toplantısı yaptığımızda da 90 dakika uygulamasını hayata geçireceğiz. Su ücret tarifelerinde yani İzmir suyu en pahalı kullanan şehir. Bizim yani burada da yapacağımız %50 indirim sözümüz var. Peki İzmir merkezi bütçeden destek alıyor mu? Hükümet ne yapar? Okul yapar, hastane yapar, yol yapar. Yani ana arter ve dışarıdaki yolları yapar. Büyük projelerde planlar ki önümüzdeki 5 senede 30 Mart'ta İzmir'de farklı karar çıksa da İzmir-Ankara hızlı tren projesi bitecek.